Gerçekten bir aile danışmanına gitmek şart mı ve ne zaman, hangi şartlarda gidilmeli? Kısaca hemen kendimi tanıtarak sorunuza cevap vermeye çalışayım. Ferhat Aslan benim adım. Aile danışmanlığı yapıyorum. Aslında psikoterapist. Diğer taraftan da Amerika Cornell Üniversitesi'nde davranış bilimleri alanında master ve doktora yaptım. Psikoloji yüksek lisans eğitimim. Sorunuza gelecek olursak, aile terapistine veya aile danışmanına ne zaman gidilmeli? Bana göre eş seçiminde gidilmeli aslında. Eş seçimi zamanında doğru ve sağlıklı bir eş seçimi yapabilmeniz için bence bir rehbere ihtiyacımız var. Eş adayını bulduğumuzda mı yoksa bulmadan önce mi gitmek lazım? Aslında evliliğe niyet ederken evlilikteki beklentim nedir? Ben bir evlilik yükünü kaldırabilecek durumda mıyım? Yani ben evliliğe hazır mıyım diye bir kere gitmek lazım öncelikle. Daha sonra eş adayınızı bulduğunuzda işte o eş adayıyla birlikte aslında destek alınabilirse harika olur. Çünkü o eş adayıyla ne kadar uyumlu oldukları, iki tarafın sorun çözme yetileri ne kadar geliştiğiyle alakalı bir uzman önceden onları bilgilendirebilir ve onlar uyumlu olup olmama konusunu gözden geçirip sonra adım atabilsinler ta ki. Peki evliler için onlar ne zaman gitmeli? Yani evliler doğrusu problem yaşadıklarında gidiyorlar. Ya yani böyle oluyor. Çünkü onun bir maddi bedeli var. İdeal olan nedir diye sorsanız, ideal olan aslında herkesin bir terapiste gidip bir terapistin gözüyle veya gözlüğüyle kendilerini bir gözden geçirmesidir. Ama bunun bir maddi bedeli olduğu için bu çok lüks gelebilir. Fakat problem çözülemediğinde ve taraflar problemi çözemedikleri zaman ve o problem hayat akışlarını, huzurlarını bozmaya başladığında üçüncü bir kişinin gözlüğüyle olayı irdelemek ve o uzmanın rehberliğinde sorunu çözmek üzere gitmelerinde fayda vardır.